Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan şöyle rivayet olunmuştur. Bir kere Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna bir kimse geldi. Ya Resulallah, ecir ve sevap cihetiyle hangi sadaka daha büyüktür diye sordu. Peygamberimiz buyurdular ki, sevabı büyük sadaka, senin her şeyinle sıhhatli olduğun, ihtiyaçların içinde bulunduğun ve zenginlikten de hoşlanır bulunduğun halde verdiğin sadakadır. Can boğaza gelip de bu malın filan içindir, şu malın filan içindir diyene kadar, o zaman gelinceye kadar bekleyip de sadakanı sakın tehir etme. Zira malının sülüsünden fazlası veresenindir. Yani üçte birinden fazlası zaten varislerindir. Ancak malının üçte birinden vasiyeti muteberdir. Burada bir fıkhi kaide var aziz dinleyenlerim. Bazı insanlar son günlerine kadar sadaka vermekten kaçınıyorlar. Hayatları böyle sona yaklaştıkça veya kendi zanlarınca artık hayatın bitiyor deyince de bazen mirasçılarını da görmeyip farklı vasiyetlerde bulunuyorlar. İslam hukukuna göre insan ancak ölümünden sonraki vasiyeti malının üçte biriyle sınırlıdır. Bazen işte çocuğuna öfkeleniyor insan, bazen başka türlü mülahazaları oluyor ve malının tamamını bir yerlere vasiyet edebiliyor. Tabii mer'i hukukta da mahfuz hisseler bulunmakla beraber şer'i hukukta da insan hayattayken bütün malını tasattukta edebilir. Buna bir mani yok. Ancak yine de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu noktadaki uygulamayı da sahabelerine işaret ediyor. Ancak sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada yine bize ölçüler koyuyor ve bir sahabesine mirasçılarını zengin bırakman onları fakir bırakıp da başkalarına el açmalarından daha hayırlıdır buyuruyor. Dolayısıyla insan şüphesiz mirasçılarına da miras bırakacaktır. Ancak şöyle bir uygulamayı da İslam tecviz etmiyor. Son nefesine doğru gelmiş bir takım mülahazalarla evlatlarını ve mirasçılarını tamamen miras dışı bırakarak bütün malını ölümden sonra harcanmak üzere bir vasiyet etmeye de İslam müsaade etmiyor.